Sen gittin, ümmetin çaresiz kaldı, öksüzler, yetimler sahibisiz kaldı dünyada. Dört bir yanı zulüm sardı mazlumlar. Boynu bükük garip kaldı yetimler. Boynu bükük garip kaldı neredesin? Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. 20. söz, peygamberlerin mucizesi cihetiyle parlayan kutsi hakikatler. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'ın zatı gibi kelam sıfatı da ezelden gelmiş ebede gitmektedir. Evrensel olmuş olup Kur'an kıssaları peygamber mucizelerini anlatırken böylece asr-ı saadette bulunan o Kur'an-ı Azimuşşan geçmişi gelecekle bağlamaktadır. Peygamber mucizelerini nazara verirken ve insanların o peygamberlere tabi olaraktan onların yaptıklarının benzerlerini yapabileceğini Kur'an-ı Kerim fen cihetiyle, sanat cihetiyle, bilim cihetiyle hatırlatmakta ve teşvik elini vurmuş olmaktadır. İşte bunu öncesinde bir iki tane belirttik bir giriş olarak da. Bir de Musa Aleyhisselam'ın mucizesi ve bundan çıkartılacak dersler nedir? Ona bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hem Hazreti Musa Aleyhisselam bir mucizesini beyan eden فَقُلْ نَضْرِبْ بِأَصَاكَ الْحَجَرْ فَنْ فَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ اَشْرَةَ اَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلِّ اُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. Bir zamanda Musa kavmi için su arayıp Allah'a yalvarmıştı. Biz de asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine o taştan 12 pınar fışkırmış. Çünkü çölde, o susuz yerde bir de Cenab-ı Hak mucize olan asa ile ona vurmasını emrediyor. 12 tane göz. Çünkü 12 kabile Yahudiler. Her bir kabile birbirleriyle aynı zamanda kavga etmesin diyerekten ve bir kabile her bir o gözden içmiş oluyor. Her bölük kendine mahsus pınarı bilmişti. Bakara 60. Yani burada mesela su çıkartmak için santrifüj veya buna benzer petrolün yer altında bu su ile olduğu gibi petrol da manasında. Denizlerde olsun, karalarda olsun. Yani demek ki toprağın derinliklerinde olan bir şeyin çıkarılmasının, istifade edilmesinin mümkün olduğunu. Yani Musa Aleyhisselam'ın asasının birçok cihetleri var. Mesela çoban olup hayvanlarını otlatmak üzere ağaçtan yaprakları sirkelediği gibi, Firavun'un karşısında yılan olduğu gibi, aynı zamanda suyun çıkmasında santrifüj gibi böylece bir alet olmuş oluyor. Yani bununla beşere bazı ışıklar, nurlu, geleceği aydınlatacak bazı hakikatların Rabbimiz bununla aslında mesajını veriyor. Bakalım. Bu ayet işaret ediyor ki zemin tahtında, yerin altında. Yani teşbih tahta olmasın. Nasıl ki insanlar kışlık zahiresini yapıp da evde önceden hazırladıkları gibi Cenab-ı Hak da insanoğlu dünyaya gelecek. Elbette onların bazı şeylere ihtiyacı olacak. Bu kabilden ihtiyacımız olan şeyleri adeta dünya deposunda Cenab-ı Hak önceden hazırlamış olmaktadır. Bunlardan birisi de yeryüzünün altında bulunan madenler, gizli hazineler. Yani malum maden derken her şey girmiş oluyor. Sıvı olsun, katı olsun. Altın madeninden tutunuz da demir madenine varıncaya, petrolundan yine sıcak su madenlerine varıncaya kadar birçok hazineyi aslında Cenab-ı Hak yerin altına depolamış bir durumda. Zemin tahtında gizli olan rahmet hazinelerinden basit aletlerle istifade edilebilir. Böylece yerin o zenginlikleri basit denilen bir santrifüj gibi bir aletle de yeryüzüne çıkartılıp insanların istifadesine sunulabilir. Hatta taş gibi bir sert yerde bir asa ile, Hazreti Musa'nın asası, bastonu ile ab-ı hayat, hayat suyu celbedilebilir, çıkartılabilir. Yani en fazla özellikle Afrika gibi yerlerde en fazla ihtiyaç duyulan başta su. Ondan sonra Arap ülkelerini zengin yapan petrol olayı. Hep bunlar yerin altında. Türkiye'nin de aynı şekilde yerin altında gün be gün çıkmakta olan
birçok lityumundan tutunuz da bor madeninden tutunuz da birçok şeylerden bu manada istifade edilebilir. İşte şu ayet bu mana ile beşere der ki rahmetin en latif feyzi olan ab-ı hayatı, o hayat suyu tabii en önemlisi. Cenab-ı Hak öyle diyor Kur'an'da. Ve cealna minel ma'i külle şeyin hay. Biz her şeyi sudan diri kıldık diyor. Çünkü hayat kaynağı. Bir asa ile, bir santrifüj ile, bir baston ile bulabilirsiniz. Öyleyse haydi çalış bul. İşte Kur'an bu mesajı veriyor. Yoksa yani bir malumat olsun diye hikaye kabilinden işte Musa böyle yapmıştı, şöyle etmişti kabilinden sadece o dar noktaya elbette ki hapsedilemez. Demek ki burada Rabbimiz bu mesajın altında bizlere vermek istediği önemli bir mesaj var. İşte o da bu. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan remziyle manen diyor ki, ey insan, madem bana itimat eden bir abdimin eline öyle bir asa, bir baston veriyorum ki, her istediği yerde, öyle çölde bile yani, o Tih çölünde 600 bin ila 1 milyon civarında bulunan o Yahudilere Cenab-ı Hakk'ın izniyle o asası ile suyu vurup çıkartıyor. Her istediği yerde, bir de her istediği yerde, ab-ı hayatı onunla çeker. Sen de benim kavanini rahmetinime istinad etsen ki Cenab-ı Hak kainata bazı kanunlar koymuş. Yer çekimi kanunu, ateşin yakma kanunu. Aynı şekilde bazı şeylerden istifade etmek de o kanunlara uymak ile mümkündür. Demek ki yerin altına gireceksin, nüfuz edeceksin. Yerin üstünde faaliyet gösterdiğin gibi yerin altında da faaliyet göstereceksin. Ekinler ile nasıl ki yerin biraz altına iniyorsun, ekinler ile faaliyet gösteriyorsun. Gerekirse yerin 2000-3000 metre altına da girip o faaliyeti gösterip oradaki birçok madeni çıkartarak istifade edebilirsin. Sen de. Benim kavanini rahmetime, rahmetimin koymuş olduğu kanunlara istinad edip dayansan, istinad etsen, şöyle ona benzer veyahut ona yakın bir aleti elde edebilirsin. Haydi et. İşte beşer terakkiyatının, insanın oğlunun yükselmesinin mühimlerinden birisi bir aletin icadıdır ki santrifüj gibi ekser yerlerde vurulduğu vakit suyu fışkırtıyor. Şu ayet ondan daha ileri nihayat ve gayat hududunu çizmiştir. Yani sadece bu kadar değil, işi daha da genişlettirerek. Dediğim gibi 3000 metreye ve tabii ki onları kimyevi olarak fiziki yönden tahlil ederekten neye? Mesela bizlerde yıllardır o kadar dünyanın %70'i bizde bor madenleri var. Ama yeni yeni çıkartıyoruz. Yeni yeni işin farkına, bilincine, şuuruna varabiliyoruz. Veya vardırılabiliyoruz ancak. Buna benzer daha nice elbette ki onun nihai olarak birçok hedefine ulaşabilme imkanı var. Mesele o Cenab-ı Hakk'ın rahmet kanunlarına uymaktır. Nasıl ki evvelki ayet, şimdiki hali hazır tayyar eden çok ileri nihayetlerin noktalarını tayin etmiştir. Öyle bir önceki konuda Süleyman Aleyhisselam'ın gidişi bir ay, dönüşü bir aylık yola bir günde rahatlıkla rüzgar vasıtasıyla, rüzgarın Cenab-ı Hakk'ın emrine vermesiyle çok kolaylıkla, rahatlıkla gidip gelme işlemini yapabiliyor. İşte havayı emrimize verdiği gibi, yeryüzünü emrimize Rabbimiz verdiğimiz gibi yerin altındakilerini de yine emrimize vermektedir. Yeter ki burada o teşvik eliyle insanlık gönderilsin ve ona bakılıp incelensin. Yine diğer bir örnek, hem mesela Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir mucizesine dair ve öbriul ekmehe vel abrasa ve uhyil mevta biiznillah. Yani Ali İmran 49. ayette Rabbimiz İsa da İsrailoğullarına şöyle diyecektir. Keza, yani peygamber olduğunun bir mucizesi olarak ben anadan doğma körü, yani sonradan olma da değil, anadan doğma körü ve abrası iyileştirir. Hatta Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Yani vücudunda benek benek hastalıklar, değişik cildi hastalıklarla beraber aynı şekilde anadan doğma olan körü onları iyileştiririm diyor. Ölüleri de diriltirim. Bunu bir öncekinde de şöyle ifade etmiştik. Mesela bir genel cerrah olan bir doktor arkadaştan konuşurken dedi ki, evvelden dedi adam kalpten gitti mi dedi, artık yapacak bir şey yoktu. Artık şimdi kalpten gitme öyle söz konusu değildir. Yani çok kolaylıkla mesela tekrar kalbi çalıştırıyoruz. Veya o da belki basit kaldı ama kalp piliyle. Ki onun da artık kalitesini çıkartaraktan,
Kalp durduğu zaman kalp pili devreye giriyor. Otomatikman kalbi otomatikman çalıştırmış oluyor. Veya en azından bir öncekinde de örnek verdiğim gibi bir hayat rengi verilebiliyor. Mesela İsrail Cumhurbaşkanı Sharon 8 yıl boyunca bitkisel bir hayatta hayatı devam ettirirdi. Yani aynen canlılık, evet konuşamıyor. Yani yemek yeme, oturma, şu bu yok. Ama en azından bitkisel bir hayat da olsa hayatiyetini sürdürebiliyor. 8 yıl boyunca bu şekilde fişe takılı olaraktan o şekilde hayatı sürdürüldü. Yani en müzmin denilen hastalıklar dahi demek ki peygamberin bu mucizesi nazara verilerekten beşeriyet bunlara uyduğu zaman sanat ve fen cihetiyle bunun benzerini yapabilir. Kur'an Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nasıl ahlak uluviyesine önceden de ifade ettiğimiz gibi peygamberlerin birinci meselesi maneviyatta kemalata ulaşmaktır, zirveye ulaşmaktır. Ebedi ahireti kazanıp kaybetme meselesiyle uğraşmaktır. Ama bununla beraber peygamberler aynı zamanda her biri bir mesleğin piri olması cihetiyle maddi hayatın tanziminde de o göstermiş oldukları mucizelerle de önemli rol oynamışlardır. Nasıl ahlak-ı ulviyesine ittiba'a, uymaya, beşeri sarihen açıkça teşvik eder. Öyle de. Şu elindeki sanat-ı âliyeye, yüksek sanata ve tıbb-ı rabbaniyeye, Cenab-ı Hakk'ın verdiği o sağlık tıp ilmine remzen tergib ediyor, insanları teşvik ediyor. Yapın, benzerini yapın. Hatta nasıl Lokman hekiminin ölüme bile çare bulduğu ifade ediliyor. Şimdi konuşuluyor yaşlılığa en azından çare. Yine en azından konuşuluyor kelliye çare gibi. Yani demek ki tıp noktasında beşeriyeti Allah bu manada o peygamber mucizelerini anlataraktan teşvik etmiş oluyor. Yani işte şu ayet işaret ediyor ki en müzmin, en korkunç dertlere dahi derman bulunabilir. Burada şu noktayı ifade edeyim. Biraz tenkit de olsun. Tıp ilmine, dünyadaki tıp ilmine baktığınız zaman tıp ilminin engelleyici bir tıp değil de tedaviye yönelik bir tıp olduğunu görürsünüz. Yani tıp ilmi bu kadar çalışmalarıyla beraber genel, belki hususi olmayabilir ama genelde tıp ilminin yöneldiği alan insanlar hasta olduktan sonra o hastalığa nasıl tedavi bulabiliriz? Kanseri nasıl tedavi edebiliriz? Kanseri oysa nasıl engelleyebiliriz yönünde tıp ilminin pek çalıştığı görülmemiştir. Yani yeterli derecede. Mesele burada kanseri tedavi etmek değil. Mesele burada kanser olmama yolunu, yordamını bilmek, kanseri gelmeden önce engelleyebilmek. Yani demek ki kanser bile olsa bugün mesela duyuluyor. Gene yani bir Türk tabibi bu konuda tabibinin kanser hastalığına tedavi bulduğu ifade ediliyor. Niye? Burada tabii katrilyonlar dönüyor ilaç sektöründe, eczacılık sektöründe, tıp sektöründe. Yani o halde mesele koruyucu hekimlik diye de ifade edilen, yani insanların hasta olduktan sonra tedavi çaresini aramak değil, hasta olmadan evvel hasta olmanın önünü tıkamak, engelleme yollarına gitmek. İşte en müzmin dertlere, ölümcül hastalıklara bile dahi derman bulunabilir. Kur'an bunu işaret ediyor. Öyleyse, ey insan ve ey musibet size de beni Adem, Ademoğlu, meyus olmayınız. Yani ümitsizliğe kapılmayınız. Yani her dert ne olursa olsun, bu bir hükümdür yani. Her dert ne olursa olsun dermanı mümkündür. Dermanı var. Arayınız, bulunuz. Hatta ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür. Yani bitkisel hayat. Yani o manada beşeriyeti Kur'an aslında bu hastalıklarla, verilen musibetlerle teşvik etmiş oluyor. Şu da bir hakikat ki, yani can boğazdan geçer sözü ile beraber can boğazdan çıkar. Onun için yenilen gıdalar, kontrolsüz olarak yenilen gıdalar da aynı şekilde birçok hastalıklara ve ölümlere neden oluyor. Hani bir Azeri atasözünde güzel bir söz var. Ne çok yiyirem, hekime giderem, ne yanlış edirem, hakime giderem. İnsan bunu yapsın yeter. Yine koca tıbbın babası olan İbn Sina, cemaat-ı tıbbe fil beyteyn diye Arapça ifadesinde ben tıp ilmini iki beyitte topladım diyor. Yediğin zaman az ye, yemek yemek üzerine yeme, şifa hazımdadır. Ve konuştuğun zaman az konuş, çünkü sözün özü kısalığındadır. Burada bütün problemler, ben hatta çoğu zaman diyorum, yani yemek yememenin bir problemi varsa, yemek yemenin 99 tane problemi var. İşte başım ağırlık çöktü üzerime, ateşim yükseldi, midem ağrıyor,
İşte ağzımda bir değişiklik var gibi birçok sıkıntılar hep yemek yedikten sonra meydana geliyor. Bu da genelde ölçüsüz, dengesiz, yenildikten sonra hazmedilmemesi, yemek yemek üzerine yenilmesi, bir tanesi üğüdülmeden üzerine ayrı yiyeceklerin konulması. Maalesef bu durumlar hastalıklara da davet çıkartıyor. Ama demek ki en müzmin korkunç dertlere dahi derman olduğunu Kur'an hatırlatmış oluyor peygamber mucizeleriyle. Cenab-ı Hak şu ayetin lisanı işaretiyle manen diyor ki, ey insan, benim için dünyayı terk eden bir abdime, bir kuluma, İsa aleyhisselam, iki hediye verdim. Bir manevi dertlerin dermanı ki insanların manen terakki etmesini, yükselmesini, insan gibi olması, ahsen-i takvim dediğimiz ucu bucağı olmayan zirveye çıkışının yolunu açmak, biri de maddi dertlerin ilacı. İşte ölmüş kalpler nur-i hidayetle diriliyor. Yani Ebu Cehil gibi kömür ruhlu insanlar demek ki o hidayet nurundan istifade etmeyip kömür kalırken, Hazreti Ebu Bekir gibi elmas şahsiyetler o nurdan hidayetten istifade ederekten terakki etmiş oluyor. Elmas devir derecesine çıkmış oluyor. Ölmüş gibi hastalar dahi onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Hatta burada antiparantez şunu da ifade edeyim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de daha önceleri de onu ifade ettiydik. Hazreti Musa döneminde adamın birisi ölüyor. Yeğeni öldürmüş, onun malına miras koymak için katil belli değil. Bunun üzerine olay uzun, orada ince nokta şu. Bir kurban inek kesilmesi ki orada da uzun nasıl olsun, nerede olacak, ne şekilde uzun ayrı soruyorlar. Bir kurban kesilmesini, onun bir parçasıyla ölüye vurulmasını ve ölünün dirilerekten failinin kim olduğunu söylemesi olayı bahsediliyor. Yani bunlarda da mesela öyle rastgele bir ifade değil. Yani demek ki bunlarda da verilen bir mesaj var. Yani en azından ölümcül durumda olan o insan kendisiyle beraber önemli bir mesaj gidecek. Katili bilinmeyecek. Yani demek ki bir anlık da olsun ondan mesaj alınabilecek bir fonksiyon içerisine iletişim kurulabileceğinin de mümkün olduğunu gösteriyor. İşte sen de benim eczahane-i hikmetimde her derdine deva bulabilirsin. Çalış bu. Elbette ararsan bulursun. Çünkü dünya, kainat, yeryüzü Cenab-ı Hakk'ın bir eczahanesidir. O eczanede her türlü hastalığa ilaç var, ölüm hariç. Ölüme de bu manada geçici bir hayat rengi verilebilir. İşte beşerin tıp cihetindeki şimdiki terakkiyatından, yükselişinden çok ilerideki hududunu şu ayet çiziyor. Yani ölüme geçici bir hayat rengi vermeye kadar ve ona işaret ediyor ve teşvik yapıyor. Haydi diyerekten. Hem mesela Hazreti Davud Aleyhisselam hakkında ve ateynahu'l hikmete ve fassal hitab ve alenna lehu'l hadid. Biz Davud'a hikmet, yani güzel söz, nübüvvet, peygamberlik, isabetli karar verme ve meramını güzelce ifade etme, hitabet kabiliyeti verdik. Sad suresi 20. ayet. Yine ayrıca demiri Davud'a yumuşattı. Demiri şekillendirme kudretini verdik. Sebe 10. ayette, diğeri de Sad 20. ayette. Burada Hazreti buradaki Davud Aleyhisselam, mesela Davudi ses de oradan gelir. Öyle mesela Zebur'u güzel okurmuş ki kuşlar havada kanatlarını çırpmadan onu dinlerler. Cenab-ı Hak ona demiri hamur gibi yumuşatma mucizesini veriyor. Bununla ilgili daha önce de başlı başına bir konu ele almıştım. Demirdeki sır diye bunu böyle bir sohbet yapmıştım. Yani Kur'an'da bir surenin adının Hadid suresi olmuş olması ve Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de Enzelnel Hadid diyor. Biz demiri indirdik diyor Cenab-ı Hak. Hadid suresi demiyor. İndirdik diyor. Buradaki hikmet ne? Burada tespitler.com'da bunu genişçe detaylı ele almıştım. Hazreti Süleyman Aleyhisselam hakkında o esenne lehu aynel kıtır ayetleri işaret ediyorlar ki bu da Süleyman için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık. Sebe 12. ayet. Yani bu mucizeleri beşerin sanayinde, tekniğinde ve teknolojisinde temeli oluşturan bu gibi nimetleri Cenab-ı Hak peygamberler eliyle insanlığa sunuyor. Ayetleri işaret ediyorlar ki telhine hadid, demiri hamur gibi yumuşatmak, yani her şekle. Bugün baktığınız zaman bana öyle bir şey söyleyin ki orada demir yok deyin. Demir yok deyin. Yani her şeyde var. İnsanda bile değil mi? Doktora gidiyorsunuz. Sende diyor demir eksikliği var diyor. Yani hayatı ayakta tutan adeta demiri
Sanayiden tutunuz da hangi alanda olursa olsun. Hiçbir alanda olmaması mümkün değil. İşte Cenab-ı Hak rahmet eseri olaraktan demiri indirdik. Daha doğrusu uzunca orada anlattığım için detayına girmiyorum. Mesela niye çıkarttık demiyor, indirdik diyor. Çünkü yerdeki çıkan demir madeninin sertliğinin oluşmasında güneşin merkezindeki sıcaklık bile yetersiz kalıyor. Demirdeki o sertliği oluşturan madde uzaydan geliyor. O gök taşlarının adeta atmosferimize çarpıp da toz halinde dünyaya inmesi var ya, normal gibi görülen o şey atmosferden gelen, dünyanın dışından gelen o toz tanecikleri demirdeki o sertliği oluşturuyor. İşte telyin-i hadid, demiri hamur gibi yumuşatma, en büyük bir nimet-i ilahiyedir ki büyük bir peygamberin fazlını onunla gösteriyor. Evet, telyin-i hadid, yani demiri hamur gibi yumuşatmak ve nuhası bakırı eritmek ve madenleri bulmak, çıkarmak, bütün maddi sanayi beşeriye, değil mi? Bakınız, bu zamanda buna sahip olan insan dünyaya sahip, dünya gücüne sahip. Hele hele bugünlerde mesela askeri alandaki, yani uçağından tutunuz da tankından birçok silah aletlerine kadar hep o madenlerle, çıkarılan maddelerle, bütün maddi sanayi beşeriyenin aslı ve anasıdır. Kökü oraya dayanıyor. Ve esası ve madenidir. Yani o demir madenini yoğur, her şeyi. Hamur gibi yani. Pasta da yap, ekmek de yap, istediğin şekle koy. Demir madenini de her yerde, havada kullan, karada kullan, denizde kullan. İşte şu ayet. İşaret ediyor ki büyük bir Resul'e, büyük bir halife-i zemine, büyük bir mucize suretinde, büyük bir nimet olarak telyin-i hadittir. Ve demiri hamur gibi yumuşatmak ve tel gibi inceltmek ve bakırı eritmekle ekser sanayi umumiye, genel sanayiye medar sebep olmaktır. Madem bir Resul'e hem halife manevi cihette, yani hem manevi hem maddi bir hakime, lisanına hikmet ve eline sanat vermiş, lisanındaki hikmete sarihan açıkça teşvik eder. Elbette elindeki sanata dahi terhip işareti var, rağbetlendirme. Cenab-ı Hak şu ayetin lisanı işaretiyle manen diyor, ey beni Adem, evamiri teklifiyeme, sorumlu tuttuğum mükellefiyet emirlerime itaat eden bir abdemin kulumun lisanına, diline ve kalbine öyle bir hikmet verdim ki her şeyin maslahatına uygun bir ifade. Her şeyi kemal-i vuzuh ile açıkça fasledip ayırıp hakikatını gösteriyor ve eline de öyle bir sanat verdim ki elinde bal mumu gibi demiri her şekle çevirir. Halifelik ve padişahlığına mühim kuvvet elde eder. Madem bu mümkündür veriliyor, hem ehemmiyetli. Hem hayat-ı içtimaiyenizde ona çok muhtaçsınız. Siz de evamiri tekbini yeme, kainata koyduğum emirlerime itaat etseniz, uysanız o kanunlara, o hikmet ve o sanat size de verilir. Sanat eliyle. Yani dünyanızı imar eder, mamur edersiniz. Mürur zamanla, zamanın geçmesiyle yetişir ve yanaşabilirsiniz o seviyeye. İşte. Beşerin sanat cihetinde en ileri gitmesi ve maddi kuvvet cihetinde en mühim iktidar elde etmesi telyin-i hadid'dir. Ve izabe-i nuhas iledir. Demiri hamur gibi yumuşatmak ve bakırı eritmek iledir. Ayette nuhas, kıtır ile tabir edilmiş. Şu ayetler umum nevi beşerin nazarını şu hakikate çeviriyor ve şu hakikatin ne kadar ehemmiyetli olduğunu takdir etmeyen eski zaman insanlarına ve şimdiki tembellerine şiddetle ihbar ediyor. Ha, dünya lideri olmak istiyor iseniz bunu yapın. Peygamberlerin örnek olaraktan bir, her mesleğin bir piri olaraktan göstermiş olduğu bu yoldan gidin ki manevi yönden kemalata erdiğiniz gibi maddi yönden de mükemmel bir zirveye ulaşırsınız. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Bu arada kendimin hazırlamış olduğum düşündüren olaylar başlığında misafirle gelen bereket. Misafir rızkıyla gelirmiş, hatta 10 rızkıyla gelip birini yer, 9'unu bırakırmış. İşte yaşayanın dilinden. Beyimin cebinde bir ekmek alacak kadar bile parası kalmamıştı. Kimseden de isteyemiyor. Buzdolabı ise tam takır boş idi. Kendimize yetecek kadar bile yiyeceğimiz yoktu. Ay başına ise daha 10 gün vardı. Bir de bu durumda iken en sevdiğimiz bir aile bize misafir gelmesin mi? Bu durumda şimdi ne yapacaktık? Namaz vakti geldiğinden imam olan beyim misafirle beraber camiye gittiler. Beyim daha sonra anlatmıştı. Namaz kıldırırken bile sürekli misafiri düşünmüş, onlara ne ikram edeceğinin telaşını yaşamıştı.
Beyim ayrıldıktan sonra kapı çalındı ve bir yaşlı amca elinde içi etle dolu bir leğenle kapının önünde beklemekteydi. Bir hastaları bulunduğundan dolayı kesmiş oldukları adaklarının kurbanı olduğunu söyleyerek oradan ayrıldı. Ancak arkasından bakmama rağmen adamı bir türlü görememiştim. Eti mutfağa bırakmakta idim ki bitişik komşuda bulunan komşum seslenerek bakmamı söyledi. Kendilerini uzunca bir seyahate çıkacaklarından dolayı buzdolaplarında çokça bulunan sebzelerini almamı istedi. Birkaç eve, birkaç günde yetecek kadar çoklukta sebze bulunmaktaydı. Bu düşüncelerle bir tasa içerisinde eve gelen beyim birden et kokusunu duyunca şaşırmış ve olayı öğrenince misafirle gelen bereketin kerametine açıkça şahit olmuştu. Hadiste Es-Sahiyyü Habibullah velevkâne fâsikan vel-bakhîru aduvullah velevkâne sâlihan. Cömert Allah'ın dostudur velev ki fasık da olsa. Cimri Allah'ın düşmanıdır velev ki salih de olsa. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.